Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, kıymetli Doğa ve İnsan programı takipçileri, yeni bir programla, yeni bir macerayla birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Gaziantep'teyiz. Gaziantep ve Kilis illerinin böyle hemen hemen kesişme noktasında ormanların, vadilerin, dağların içindeyiz efendim. Burada bir şifalı su olduğu duyumu aldık efendim. Acı su diyorlarmış bu suya, acı su. Çeşitli minerallerden, toprak yapısından, coğrafi koşullardan dolayı buranın suyu insanlara şifa dağıtıyormuş. Allah'ın işi işte efendim. Biz insanlara şifa dağıtıyor bu güzel sulardan. Biz de burayı bir keşfedelim, bir görelim dedik. Gaziantep'te ve Kilis illerinin arasında ormanların içine ham yoldan arabalarımıza geldik. Asfalttan bir hayli uzak. Zaten buralar dağ köyleri, şehir merkezlerine, ilçe merkezlerine uzaklıkta. Musabeyli ilçesine, Kilis ilinin Musabeyli ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bu acı su. Gaziantep'in İstahiye ilçesine ise 30 kilometre mesafede bulunuyor. Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor burası. Kilis iline de yine yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunuyor. Şimdi bu acı suyun yanına arabamızla, aracımızla ham yoldan gelebildik. Şimdi bu acı suyu gidelim, tanıyalım, bakalım, suyun tadına bakalım. Gerçekten acı mı, tatlı mı? Hep birlikte keşfedelim inşallah. Buyurun. Acı suya varmadan hemen burada küçük bir pınar akıyor. Yukarıdan geliyor suyun kaynağı. Tabi buralara böyle dereler çok. Birazdan onu da anlatacağım. Acı suyun yanına geldik, kaynağına geldik. Burada hocamızla birlikteyiz. Hocamız da acı su dolduruyor. Hocam sizi bir tanıyalım. Benim ismim Reşit Arslan. Kilis Gili Musabeyli ilçesi Tahtalı Karadut köyünde imamlık yapıyorum. İmamlık yapıyorsunuz. Evet. Biz de bu suyun burada olduğunu biliyoruz, duyduk. Yani bizim de çocukluğumuz burada geçti. Bu suyun faydasını, şifasını biz de biliyoruz. İşte cilt hastalıkları olsun, egzama, sedef ve kadın hastalıkları olsun, birçok şifasının olduğunu yaşayanlar ve söyleyenler vasıtasıyla biz de biliyoruz bunu. Onun için biz de su almaya geldik buraya. Bizim küçük oğlumun kolunda ufak bir rahatsızlık vardı. Bu onun çocuk için, mu? Evet. Bunu göster bakayım, nerede vardı senin? Kolunda, şimdi gösteririm. Sedef mi, egzama mı? O kolunda ufak bir rahatsızlık vardı. Evet. Onun için biz de burada sudan almaya geldik. İnşallah şifasını göreceğiz. Evet. Reşit hocamız Tahtalı Karadut köyünün imamı, kendisi bugün bize rehberlik yapacak. Onun yanına geldik. Onun rehberliğiyle buraya geldik. Buralara kadar bulduk. Kendisi de buraya ilk kez geliyor değil mi hocam? Bu evet, suya. Bu bir tane daha vardı bu suzan. Siz de orayı biliyordunuz. Ben orası olarak biliyordum. Fakat bu suyun yerinde bugün başka bir arkadaş tarafından öğrendik. Burayı da ziyaret edelim dedik. Buradan da bir su alalım dedik. İnşallah bunun faydasını göreceğiz. Şimdi şu acı sudan bir içelim bakalım. Acı mı tatlı mı, suyun tadına bir bakalım. Hocam su kremsi bir şeyi var sanki. Evet, yağlıymış gibi krem. Hayvanlığı var. Yani elini yıkarken zaman, onu hissettim. Sanki sabunlu suyla yıkıyormuşuz gibi. Sabunla evet. Yıkıyormuşuz gibi. Hayvanlığı var. Bu arada az önce aşağıda akan büyük derenin adı da sabun deresi. Sabun çayı. Evet. Buranın arka. Yani akışkan bir su olduğu evet. için hastanın köpürü renkler. Kürmüklü bir şekilde akıyor. Bir bakalım. Bismillah. Hocam bu su acı ya. Yani değerli izleyicilerimiz, su gerçekten acı bir su. Hayatım boyunca böyle bir su içmedim. Acı. Herhalde o şifayı da oradan verir değil mi? Evet. Su gelir yatağından, minerallerden, topraktan. Evet. Mineralin artmasıyla biraz kireçli fakat şifalı bir su. Değerli izleyicilerimiz, o kadar şifalı su kaynaklarına falan gittim ama bunun kadar böyle tadı farklı olan, acı olan
Ayçe biliyorsunuz ama bir acımsılık bırakıyor. Su da yine böyle bir kaygamsılık var böyle. Bir yağlıymış gibi geliyor su böyle elinizi yıkadığınızda. Sanki krem sürmüş gibi bir his var. Bunun gözüne kaynağına gidelim dedik. Orayı da sanki böyle betonla yapmışlar. 100 metre kadar yukarıda. Oraya da kayıt almaya gerek yok. Aynı bunun gibi bir şey yapmışlar. Oradan buraya geliyor. Buraya kadar araç yolu açılmış. Araçlarınızla, her türlü aracınızla suyun kenarına kadar gelebilirsiniz. Şimdi etrafı biraz detaylı çek yaptıktan sonra hocamız bizi buraların farklı yerlerini gezdirmeye çalışacak inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bu güzel manzara eşliğinde biraz bu acı suyun etrafını bir keşfedelim, bir gezelim, neler var diye bakalım dedik. Burada dikkatimizi çeken şeyler var. Biraz yaklaşırsak. Buradan rastgele taş alalım. Bakın. Şöyle yakından al. Altın gibi parlıyor bakın. Artık bakır mı, başka bir maden mi, altın mı bilmiyoruz. Altın değildir de. Böyle ortalıkta buralarda kalmaz çünkü gelen giden çok. Böyle bu madenlerden burada çok. Ayağımızın altında taşlarda böyle parlıyor taşlar var. Elimize attığımız taşlarda böyle. Tabi işin uzmanı değiliz, bilmiyoruz. Bir çeşit maden ama ne madeni bilmiyoruz, buralarda var. Hatta dikkatimiz çekti. Yol üzerinde hep eşlen maden gibi yerler var. Böyle eşilmiş eşilmiş bırakmış. Böyle bunları da size bir tanıtayım dedim. Aldığımız yere bırakıyoruz taşları. Bu güzel manzara eşliğinde, çiçeklerin eşliğinde biraz yürüyelim. Değerli izleyicilerimiz, buraları etrafı keşfederken bu kantoran bitkisine rastladık. Bu bölgede olduğunu bilmiyordum bunun. Genelde Kahramanmaraş civarlarının dağlarını gezerken gördük. Tabii ülkenin birçok coğrafyası doğru da Gaziantep'te buralarda böyle bir yerin ve böyle bir bitkilerin olduğunu bilmiyordum. Bu bitki de çok şifalı bir bitki. Bunu da yağını çıkarıp çeşitli hastalıklara bayağı
şifa olduğunu biliyorum, duyuyorum. Kullananlar, tavsiye edenler var. Bunu da sizlere bir tanıtabilirim. Bu bitkiden de bu bölgede bir hayli gördüm. Devam ediyoruz şimdi. Başka bir bölgeye, başka bir geziye gidelim inşallah. Burada işimiz bitti. Hadi buyurun. Değerli izleyicilerimiz, başka bir bölgeye geçiyorduk. Hemen alt tarafımızda sabun çayı var. Sabun çayının yanında böyle bir ağaca rastladık. Hocam, şimdi bizlere bu ağacı tanıtacak. Buyurun. Şimdi bu ağaç, bugün bu bölgede kızlar ağacı olarak bilinen bir ağaç. Bunun özelliği nedir? Bunun bedeninin içerisinde özü dediğimiz bir kısmı var. Bunun zamanı geldiğinde bu harften bir kolu kesilir. Onun kabukları soyulur. İçinin kırmızı olan kısmı ufak parçalara bölünerekten birkaç gün gölgede kurutulur. Ve aynı çay demleri gibi demlenir. Şey gibi hocam, bu kabuklu tarçın gibi. Aynı onun gibi. Parça parça kırıp evet. Onun gibi. Gölgede bu kurutulur evet. Birkaç gün içerisinde. Ondan sonra bir demliği içerisinde demlediğiniz zaman yani bizim içtiğimiz Rize çayı, Karadeniz çayının renginin aynısı. Kıpkırmızı bir çay. Kıpkırmızı bir çay. Fakat aroması ve tadı biraz farklı olmuş. Niye benzer hocam tadı derken? Bu sanki menengiç ağacını anımsatıyor. Menengiç ağacını anımsatıyor. Evet, bunu diğer şeylerde yani menengicin erkeği derler buna. Tozlaşma yapan diğer bir ağaca benzetiliyor bu. Fakat evet. Benim bu bölgede kızlar ağacı olarak bilinir. Dediğim gibi işte onun kabuğunu, tarçın kabuğu yaprağı gibi kırarlar, kuruturlar, çayını demler ve içerler. Güzel rengi, kırmızı ve bir aroma. Küçük tohumlar da var üzerinde. Şöyle biraz odaklanalım. Görüyorsunuz. Bunlar da açıyor mu hocam? Büyüyor mu bunlar? Bunlar fazla büyümez. Böyle bunlar mi? Tohum olur. Evet, bundan sonra tohum çok olmaya başlar. Çok kibar, çok narin bir şeyi var, yapısı var. Ondan dolayı mı sanki kızlar ağacı demiş? Evet, bu şeyden kibar. Dolayı, püskünden dolayı, acaba saça benzediğinden dolayı da süs eşyası ağacı. Evet, olabilir. Süs niyetine kullan. Şimdi biz bu ağaçtan bir parça koparıp çay mı yapacağız? Çay yapacağız. Burası da yapılmıyor değil mi hocam? Hayır, burası da yapılmıyor. Kökü de yapılmıyor. Burası çiçeği. Evet. Ağaç, kalıyla. Kökünün iç kısmıyla, evet. Bedeninin iç kısmıyla, o özü Değerli izleyicilerimiz, yolumuzun üzerinde böyle güzel bir kırmızı tut ağacına rastladık. Vallahi yemeden olmaz dedik. Hemen yanaştık. Aracımızı durdurduk şöyle. Hangisini yesem acaba? Bismillah. Kendi kendine dökülüyor. İnsan şaşırıyor ne yiyeceğini. Hangisini yiyeceğini. Çok güzel valla. Yani size de buyur etmek isterdim ama uzaksınız. Burada keselim, ben yemeye devam edeceğim.